Tek TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Lenovo'nun fiyat performans ürünlerinden Z510'u inceleyeceğiz. Lenovo Z510 fiyatıyla ve birbirine tamamlayan diğer unsurlar arasında yüksek donanımı, şık kasasıyla ilgi gören bir cihaz. Dediğim gibi fiyat performans ürünü ve yüksek donanımı nispeten rakiplerine göre daha uygun fiyatla sunmayı başaran Lenovo Z510'un kasa kalitesiyle de gerçekten beğenimizi toplamayı başarıyor. Detaylı testlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi bir teknik özellik tablosu yayınlayalım. Lenovo Z510'un teknik özellik tablosuna baktığımızda ilk önce işlemci tarafından başlayalım. Ülkemize gelen yaygın anlamda satışa sunulan iki farklı işlemcili modelimiz bulunuyor. Birisi Intel Core i5 4200 Mobile, diğeri ise Intel Core i7 4702 MQ. Intel Core i5 4200 Mobile modelinde 6 GB ve 8 GB RAM opsiyonları bulunurken i7 modelinde 8 GB RAM port edilmiş durumda. Ekran kartı olarak da Nvidia'nın GeForce GT 740 Mobile ekran kartını kullanan Lenovo Z510 üzerinde 1366x768'lik Tn1 panel bulunuyor. Lenovo Z510 aynı zamanda 6 sel bataryayla da geliyor. 3550 mAh i5 modelinde, i7 modelinde ise büyük ihtimalle aynı mAh'e sahip batarya olmakla beraber farklı da olabilir. Bununla ilgili bir bilgi bulamadık ancak i5'in 3550 mAh olduğunun bilgisini bulmuş durumdayız. Şimdi cihazın teknik özelliklerini geçtikten sonra tasarım tarafına daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Az önce de söylediğim gibi Lenovo Z510 kasa kalitesiyle ve şık görünümüyle öne çıkıyor ve yine öncelikle şunu belirteyim ki bu cihazın en güçlü yanlarından bir tanesi yine tasarım tarafı. Ön yüzünde daha doğrusu klavye ve touchpad'in bulunduğu, sizin daha çok dokunduğunuz bölümlere metal kasa bulunuyor. Fırçalanmış metal görünümün değil, normal metali kullanan Lenovo Z510 üzerinde gerçekten oldukça sağlam bir alüminyum kasa kullanılmış durumda. Yalnız alüminyum kasanın sadece burayla sınırlı olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü ekranın çerçevesi ve arka kısım maalesef metal kasa değil. Oralar plastik. Ancak bunların da hissiyatının kötü olduğunu söyleyemem. Ekran çerçevesi için aynı şeyi söyleyemesem de cihazın arka kısmının özellikle metale benzer bir hissiyata sahip olduğunu ancak metal olmadığını da belirtmek isterim. Yine kasa kalitesi anlamında cihaz önder bir cihaz. Aynı zamanda metal kasa 26 mm'lik incecik bir kasayla buluşmuş durumda. 26 mm oldukça ince, ultrabook'ların en yüksek sınırı 21 mm olduğunu düşünürsek yine bu cihaz muadillerinin ya da rakiplerinin çok çok üstünde. Fiyat performans, evet donanımı da yüksek olabilir. Bir sene daha fazla donanımı daha ucuz bir fiyatla sunmuş olabilir. Ancak kasa kalitesine de önem veriyorsanız mutlaka şunu da belirtmem gerekiyor ki kasa inceliği konusunda başarılı ve bu taşınabilirliği tabii ki etkiliyor. Yine cihaz önünde 2.3 kilogram ağırlığı var cihazın. 2.3 kilogram ağırlığı da standart bir notebook ağırlığından aslında çok çok hafif veya çok çok ağır değil ama rakiplerine göre hafif olduğunu söylemem gerekiyor. Yaklaşık 2.5 kilogram olarak sayarsak sınıfının ortalamasını, bu cihaz genel olarak 2.3 kilogram ağırlığıyla oldukça başarılı bir cihaz. Şimdi Lenovo Z510'un hissiyatına ve inceliğine, kalınlığına veya ağırlığından sonra teknik detayları kısaca geçtikten sonra cihazın çevrelerini iyice bir kontrol edelim. Kapatalım cihazın kapağını ve sağına soluna bakalım. Öncelikle üst tarafa baktığımızda Lenovo logosunun yerleştirildiğini görüyoruz. Sol üst bölümü. Fena yerleştirildiğini söyleyemem. Yani güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Ortalasalarda sanki biraz daha iyi mi olurdu acaba diye düşünmüyor değilim ama şu halde kötü olduğunu söyleyemem. Cihazın sağ yanına baktığımızda en üst bölümde görmüş olacağınız gibi cihazı kilitleyebileceğiniz veya masa üstünde bu kadar para verdikten sonra çaldırmak istemeyenler için neredeyse artık bütün notebooklarda bulunan, hatta eskiden beri bulunan bu kilit adaptörü var. Hemen aşağısında optik sürücü, USB 2.0 ve SD kart. Bu SD kart okuyucu her türlü SD kartı yine algılıyor. Onun altında ise yine kulaklığımız var. Bu kulaklık girişi 3.5 mm'lik bir kulaklık. Giriş ve mikrofonlu kulaklık destekliyor. Cihazın ön yüzüne baktığımızda ise sadece iki tane bildirim ledinin bulunduğunu görüyoruz. Birisi güç bildirim ledi, diğeri ise pil bildirim ledi.
Bunlar biraz garip çalışıyorlar. Yanıp sönme olayları falan var. Buna zamanla alışacaksınızdır diye düşünüyorum. Cihazın sol tarafına baktığımızda ise güç adaptörü, fan çıkışı, subwoofer girişi, VGA, HDMI, Ethernet portu, 2 adet de USB 3.0'ın bulunduğunu söyleyebilirim. Arka yanına baktığımızda arka yanında herhangi bir şey yok. Bir şey yok zaten. Ekran kapağını açtığınızda o kısımda kapanıyor. Hani fanı ve güç girişini arkaya yerleştirenler var. Daha çok oyuncu bilgisayarlarında oluyor ancak bunda dolmasını tercih eder miydim açıkçası olabilirdi ama böyle tasarımda zaten böyle arkaya bir şeylerin yerleştirilmesi mümkün değil maalesef. Cihazın ön yüzüne baktığımızda ise touchpad'in o kısımlara baktığımızda sağ alt kısımda iDipad logosunu yer aldığını görüyoruz. Sol altta büyük bir çıkartma var. Bu çıkartmanın küçültülmesi gerekiyor. En azından arkadaki siyah yüzey kaldırılsaydı ve oradaki ince yazılar kaldırılsaydı daha iyi olurdu. Sağ üstteki, daha doğrusu klavyeye varmadan sağ üstteki Intel Core i7 veya modeline göre i5, aynı zamanda da Nvidia GeForce etiketini yapıştırdığını görüyoruz. Bunlar çok kötü durmuyor açıkçası ama sol alttaki gerçekten büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Tam cihazın sol üstüne baktığımızda ise güçle butonunu görüyoruz, güç düğmesini. Bu düğme ledlerle kaplanmış oldukça şık bir görünüme sahip. Ortalanmış bir şekilde de bataryayı görüyoruz. Bunun üstünde ise CBL Sound for Lenovo yazıyor. Yani bunu hoparlör gibi düşünmeyin bu batarya ama hoparlörün adını da burada belirtmek istemiş Lenovo. Ekran kısmına bakmak istediğimizde ise alt kısımda ortalanmış bir şekilde Lenovo logosunu sağ üstte Energy Star logosunu bulunduğunu görüyoruz. Bu Energy Star logosu oradan çok bence alta daha çok yakışırdı. Windows 8 logosu gibi pek çok bilgisayarda olan. Ortada webcam'in çalışıp çalışmadığına dair bir LED ve çift tane mikrofon bulunduğunu görüyoruz. Cihazın alt kısmına baktığımızda ise mazgalları, Windows 8 logosunu ve Lenovo cihazla ilgili birkaç bilginin yer aldığını görüyoruz burada. Mazgallar olabildiğince paralel bir şekilde yerleştirmeye çalışılmış. Sadece küçük bir şey onu bozuyor. Bu çok önemli değil. Bunun dışında ortadaki büyük çizgiler mazgal. Sağ üstteki de öyle. Ama sağ, daha doğrusu cihazın size bakan tarafındaki çizgiler. Bunlar hoparlör. Hemen buraya gelmişken hoparlör performansına değinmeden geçmek olmaz tabi. Lenovo Z5 Ton hani alta yerleştirilince hoparlörler genel olarak insanlarda şöyle bir izlenim oluyor. Alta yerleştirilen hoparlörler çok güçsüzdür. Bu yüzden hoparlör konusunda hemen bir eksiği yapıştırırlar. Ama açıkçası bu doğru bir teori. Şu ana kadar hiç yanılmadı. Çünkü bunu yumuşak bir zemine ya da herhangi bir zemine koyduğunuzda mutlaka belli bir azalma oluyordu. Bunlar biraz eğimli yerleştirmiş ama yine de üst olmasını tercih ederdik. Ama bunun yanında bir altta olan hoparlörlerle yarışamayacak derecede iyi, oldukça iyi bir performansla bas tiz olarak iyi. Ses kuvveti olaraksa çok çok üstün olmasa da olabildiğince güzel yerleştirilmiş. Kulaklık girişine takarsanız dediğim gibi mikrofonlu kulaklık olması bu bir eksi, yine mikrofonu ve kulaklığı ayrı takabilirdiniz. Bu arada subwoofer yeri kapalı. Hatırlatacağım gibi subwoofer bu şeyde yok. Aynı kasayı başka bir cihazda subwoofer ile bulabilirsiniz ama bu modelde subwoofer kapatılmış. Belli bir miktarda fiyattan, daha doğrusu maliyetten düşmek için olabilir. Hoparlör performans dediğim gibi genel olarak başarılı sayabileceğimiz bir hoparlör performansı var. Altta olan hoparlörden iyi ama üstte olanlarla da yarışacak kadar iyi değil. Şimdi adaptörüne değinelim. Şarj adaptörüne girişi dedik. Batarya kısmına daha çok değineceğiz ama şunu belirteyim yine boyut olarak tasarımdayken. Biraz daha göreceli olarak büyük bir batarya adaptörümüz var. Bu değiştirebilirsiniz elbette ama çok büyük sıkıntı yapmıyor. Büyük değil, tamam. Küçük değil daha doğrusu. Özür dilerim, küçük değil ama yine de iş görmez de diyemiyoruz. Yine başarılı. Bir çantaya koyup götürebileceğiniz derecede küçük bir hoparlör diyorum, adaptör. Ama önemli değil, dediğim gibi bunu bir şey olarak görebilirsiniz. Şimdi touchpad ve klavyeye de değinelim. Önce touchpad'den başlayalım isterseniz. Touchpad'de şöyle bir şey var. Klik yaptığınız bölümü de touchpad'in dokunmatik yüzeyine dahil edince ben bunu pek sevmiyordum. Biraz alışmaya bağlıymış. Alışınca güzel oldu. Touchpad nasıl yerleştirilmiş? Genel olarak nümeriyi kenara atarsak
Nümerik dışında ortalanmış yer istemiş. Nümerik olduğu için tam ortalanmış değil. Çünkü şu şekilde kullanmaya çalıştığınızda göreceğiniz üzere klavye burada. Eğer ortalansaydı burayı kullandığınızda touch ve de deyip orada bir şeyler olabilirdi. Bu güzel, yerleşimi güzel. Ancak dediğim gibi buralara yerleştirilince ben çok hoşuma gitmiyor ama yeni nesil pek çok bilgisayarda bu var artık. Yapacak bir şey yok, buna alıştım. Ama clickpad, yani touchpad'in de daha doğrusu çok çok süper olduğunu söyleyemem. Biraz daha iyi olabilirdi. Fare takarsanız daha da performanslaşmış gibi hissedebiliyorsunuz hatta. Ama bu haliyle de kötü değil. Yani kullanılamaz değil ama o fiyattaki bir ürün için bence daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Üst kısmına baktığımızda ise klavye görüyoruz. Nümerik, az önce söylediğim gibi nümerik olan bir klavyemiz var. Bu klavyeye ciklet klavye adı verilen bir klavye. Diğer klavyeler tamamen bütünleşmiş olunca, ortaya bastırınca ne bileyim böyle bir çökme vesaire, öyle bir durum oluyordu. Bunda da oluyor gerçi, ortaya basınca çökme. Böyle bir durum var, ortaya basınca çöküyor falan. Ama klavye genel olarak geri tepme olarak ve yazı yazma konusunda çok güzel. Hatta ben ilk denettirdiğim kişi, bazı kişileri denettirdim ilk olarak. Bu gerçekten güzel olduğunu söylediler. Burada bir eksimiz var, klavyenin alttan aydınlatması yok. Şimdi diyecekler ki var ama onlar yurt dışından kaynaklara bakmışlardır ya da sizin baktığınız kaynak yurt dışından almıştır o bilgiyi. Çünkü Lenovo Z5'in ülkemize gelen herhangi bir modelinde klavye aydınlatması yok. i7'de de yok, i5'te de yok. Elimizdeki 7 model ve alttan aydınlatma maalesef yok. Ülkemizde bu vergiler fazla olduğu için büyük ihtimalle bunu fiyatı düşürmek amacıyla yapmışlardır. Fiyatı çünkü çok yükseltirlerse bu sefer fiyat performans olmaz. Fiyat performans adı altını korumak için belki de ülkemiz fiyatlandırmalarından düşürmek için örneğin subwoofer'ı kapatmış olabilirler. Yurt dışında var mı yok mu onu tam bilmiyorum ama yurt dışında alttan klavye aydınlatması var. Ülkemizde maalesef yok. Şimdi ekran kısmına geçelim madem. Ekranın çerçevesi plastik demiştik. Bu biraz böyle ilk görünüşte çok çok hoşunuza gitmiyor ama çok rahat edici, dikkatle bakmazsanız oldukça fena değil yani, onu belirtelim. Ekran performansına şimdi asıl gelelim. Ekran olarak cihazın az önce söylediğim gibi 1366 768'lik Tien ekranı var. Tabii ki yaygın anlamda satacağız ondan. Bunlar hani başka beyler getirip karşıma işte bu model var. Yok Full HD'si var bunun. Bilmem nesi var işte, iyi Celeron işlemcilisi var bilmem ne demeyin. Çünkü ben ülkemizde yaygın anlamda satışa sunulan zincir mağazalarda ve internet mağazalarında kolayca bulabileceğiniz ürünlerden bahsediyorum. 1366-768 aslında bu bilgisayara özgü değil, bütün laptop alemine özgü bir eksik. Çünkü telefonlara baktığımızda o küçük ekranlarda artık 2K çözünürlükleri, hatta üst seviye telefonlarda en az Full HD çözünürlükleri görüyoruz. Bilgisayarlarda da var tabii ki bu çözünürlükler. 4K'lar var, 2K'lar var ama 2000 lira verdiğiniz bir cihazda yine telefonlara da 2000 lira veriyorsunuz ve orada Full HD, 2K hatta cihaza sahip oluyorsunuz. Burada 1366-768'lik bir Tien panel olmamalıydı. En azından böyle hani fiyat performans diyorsun. Tamam, biraz daha hani bazı yerlerden kısman gerekiyor, anlıyorum ama Full HD değil de en azından 1600-900 olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi bunun bir artısı var aslında. GeForce 740 mobile ekran kartı dedik. GeForce 740 mobile ekran kartı bir oyuncu ekran kartı ya da bunu bir oyuncu laptopu yapmıyor. Oyuncu laptopu olmadığı için bu da ne yapsın? Bu sefer Lenovo çözünürlükten biraz fedakarlık etmeye çalışmış olabilir diye düşünüyorum ama aynı zamanda maliyet de kısmına olduğunu düşünmeden edemiyorum maalesef. 1600-900 olsaydı bence iyi olurdu ve bence artık böyle 1500 lira üzeri cihazların hepsinde en azından 1600-900 çözünürlüğün kullanılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Ekran performansı olarak yine renk doygunluğu olarak parlaklıktan başlayalım isterseniz. Parlaklık olarak mat bir ekran var ve güneşin altında da rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Mat, parlak, bunun ayrımını siz yapabilirsiniz. Bunu çok karşılaştıran kişiler var. Siz daha başka bir tanesini beğeniyor olabilirsiniz ama şunu da belirtmek isterim yine. Lenovo Z5'in parlaklık konusunda benim mat daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü güneş altında çalışmak daha önemli gibime geliyor benim için. Parlak ekran isteyenler tabii ki yani mat ekran parlağın renklerini ve canlılığını veremez ama benim için mat ekran daha güzel. Ben beğeniyorum mat ekranı en azından. Herkesin görüşü farklı olabilir. Renk doygunluğu ve renk konusunda şunu belirteyim. Forumlarda falan ben biraz araştırdım bu cihazı almadan önce.
resmen masmavi görünüyor diyenler var. Başka ekrana bakıp buna tekrar bakınca mavi görünüyor. Hatta bir bilgisayar mavi ekran verdi sandım diyenler bile var. Ancak durum bu kadar vahim değil. Tamam, siyahlarda diğer renklerden bir problem yok. mavi dışında hani yeşil olsun, kırmızı olsun böyle değişik canlı renklerde ya da beyaz renkte böyle bir problem yok ama mavi ekranda siyahlar biraz maviye kaçabiliyor ama belirtildiği kadar kötü bir durum yok, emin olun. Bu kadar vahim değil durum. Kullanılabilir, kullanılamaz değil ama fiyatı gözü önüne alındığında fiyat performans cihazı oldu da ona rağmen yani fiyatı düşük olmasına rağmen fiyatındaki diğer rakiplerinden kötü bir ekranı var. Yani şunu belirteyim, kullanılamaz değil. Ekran çok çok berbat değil gerçekten. Kötü değil ama fiyatının altına bir performans verdiğinde söylemek istiyorum. Keşke ekranı da 1600-900 yapsalarmış da biz de bu siyahı hafiften maviye kaçan renk ekranlarını biraz daha göz önüne alıp şey yapabilirdik aslında. Onu biraz daha dışarı yetebilirdik, görmezden gelebilirdik ve ekran kısmına eksi olarak yazmazdık ve bu sefer cihaz gerçekten baya baya iddialı olacaktı. Şimdi de iddialı bir cihaz ama o zaman eksiksiz diyebileceğimiz bir cihaz haline gelebilecekti. Yani kusursuza doğru yaklaşacaktık. Cihazın hard diskine baktığımızda ise Lenovo burada güzel bir tercih yapmış. Yani şöyle dememiş, ben buna 1 terabayt diski koyayım ya da 700 GB neyse standart bir şeydir. Bu fiyat performans markanın yapacağı fiyat performanstaki davranış şudur. Der ki ben buna 1 terabaytı koyayım ve öndereyim. Ama 5400 RPM'lik 1 terabaytlık diskin yanında Lenovo bunun 8 GB'lık bir SSD koymuş. Yani SSH dediğimiz var. Bu SSD herhangi başka bir disk olarak ya da çalışmıyor. Başka CD gibi bir disk değil. Ya da sistem üzerine kurulu olarak gelmiyor. Bilinenin aksine bu cihazda otomatik olarak çalışan bu 8 GB SSD diskimiz aslında bakarsanız otomatik ve ön bellek gibi çalıştığını belirtmek isterim. Nasıl ön bellek gibi çalışıyor? Sık kullandığınız dosyaları bunun üzerinden alarak hızlandırılmış bir şekilde yapıyor. Bu sayede bilgisayarın açılış hızı olsun ya da kullandığınız ya da sık oyun dosyaları vesaire varsa bunları orada kullanarak olabildiğince hızlı bir şekilde açmaya çalışıyor. Bu da yine cimrilik etmeyerek güzel bir düşünülmüş detay, fiyat performans olmasına rağmen cihazın içerisinde küçük de olsa bir SSD bulmamız hoş bir durum olmuş. Bununla ilgili benchmark testleri de yaptık. Benchmark testleri de karşınıza geliyor. İşte TAN'la yaptığımız benchmarklar karşınıza geliyor. Şimdi yavaştan performans tarafına doğru bir geçiş yapalım. En çok merak edilen kısımlarından bir tanesi elimizde i7 olan model var. Bunu da belirtelim. Grafik performansında çok çok böyle kayda değer bir fark olmayacak olsa da emin olun CPU performansını çok fark edecektir, bunu belirteyim. Ama oyun performansı konusunda çok fazla uçuk bir fark olmaz. Tabii yani bu i7 olan model daha iyi olabilir ama o biraz daha o yandan biraz geriye gelebilir CPU yanından. Onu belirteyim. Onunla ilgili benchmark testlerini pek çok siteden ulaşabilirsiniz. Biz de i7 olduğu için biz i7'yi inceliyoruz şu anda. Öncelikle benchmark testlerinden başlayalım isterseniz. CPU Mark, 3D Mark, Cinebench, HD Tan gibi pek çok testi yapmak imkanını bulduk. Bu testler çok 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 hızlandırıcı şekilde karşına geliyorlar çünkü 40 dakika, 50 dakika süren benchmark testleri oldu. Grafik testi olsun, şey testi olsun hepsinin sonuçları da karşınıza geliyor. Test anları da karşınıza geliyor hızlandırılmış bir şekilde. Benchmark olarak grafik performansla 3D Mark Vantage'de cihaz öyle bir çuvalladı ki gerçekten ama ben onu izlerken çok şaşırdım. FPS çok çok düştü. 3D Mark Vantage ile ilgili şunu söyleyeyim de zaten çok çok zorlayan bir benchmark testi kendisi. Cihaz da bayağı zorladı. Yani 20'nin üstüne pek çıkmadı gibi bir şey öyle hatırlıyorum. Firestrike testi vardı örneğin yine. O da bayağı zorladı bilgisayarımızı. Bunlar zorlayan testler ama FPS'nin oldukça düştüğünü görebilirsiniz. Benchmark testten yavaşlatılmış değil, FPS'leri yavaş yavaş izleyerek benchmarkları göre göre izlemek isterseniz yine YouTube kanalımızdan veya techtv.org adresinden bu incelemenin hemen altında bulabilirsiniz benchmarkları da. Benchmarklar orada ama bayağı uzun bir video olacaktır büyük ihtimalle ama orada gayet net bir şekilde görebilirsiniz benchmark testlerinin
şey anlıyor. İsterseniz siz sonra hızlandırın, yavaşlatın, bir şeyler yapın. Hiç fark etmez. Benchmark testlerinden sonra oyun testlerine geçelim. Oyunlarda yine nasıl performans verdiğine bakalım. Ben bu cihaz üzerinde pek çok yeni nesil oyunu deneme fırsatı buldum. Watch Dogs, Need for Speed Rivals gibi pek çok yeni nesil oyunu oynadım. GTA 4 de dahil bunların için. Fraps'la bunları kaydediyorum. Bunların FPS'sine, frame'ine bakıyorum, frame oranlarına. Bu cihaz genel olarak oyuncu bilgisayarı değil ama bu fiyat segmentinde alınabilecek en iyi oyun oynatacak cihazlar arasında yer alıyor. Tabii ki bu oyun bilgisayarı değil. Ben ultra da oynarım, yüksek çözünürlükle oynarım diyenler için bunlar bir eksi durum. Ama şunu da belirteyim yine. Gayet iyi bir performans verse de cihaz oyun bilgisayar değil, bu birebir bunun sonucunu söylemem gerekiyor öncelikle. Oyun bilgisayar olmasına rağmen Watch Dogs gibi yeni nesil çok yüksek bir oyunu zorlarsanız 720p'de medium'da veya low'da 768'de 1166'da oynayabilirsiniz. Low'da oynarsanız 30 FPS'nin üstünde yer alırsınız yaklaşık olarak. Değerler yine karşınıza geliyor, tam net değerler. Fraps'la ölçtüğümüz değerler karşınıza geliyor. Medium'da oynarsanız da 20'nin üstünde alıyorsunuz. Bunun dışında Need for Speed Rivals 4-3, Dirt 3 yani nasıl okunuyorsa artık, o bizim Türkçe'ye pek uymuyor. 4-3 deyince hani yanlış falan anlaşılıyor. Euro Truck Simulator 2, Tomb Raider gibi oyunların hepsinin FPS oranları karşısında geliyor. Oyuncu bilgisayarı değil dedik ama örneğin Need for Speed Rivals 4-3, Battlefield 4 gibi pek çok oyunu High Ultra'da oynatabiliyor. Oyuncu bilgisayar olmasına rağmen Nvidia'nın GeForce GTX bile değil, GT 740M bilgisayarına sahip olmasına rağmen yeni nesil tüm oyunları üzerinde oynatabildiğimizi, hani low olur, ultra olur, arada değişebiliyor ama cihaz genel olarak oyunları oynatabiliyor. Bundan birkaç yıl daha gidebilecek diye düşünüyorum. Birkaç yıl derken 3 sene falan, 3-4 sene yine bazı oyunları oynatabilirseniz, 3-4 sene bütün oyunları oynayamazsanız, bunu da belirtmek istiyorum. GTA 5'i kaldırır mı derseniz, low'da kaldırır bence en kötü ihtimalle. Optimizasyonu iyi yaparlarsa belki medium'da bile oynayabilirsiniz bu cihaz üzerinde. Aynı zamanda dediğim gibi bu cihaz benim günlük kullandığım cihaz oluyor. Dediğim gibi oyuncu bilgisayar değil ama 4-3 Rivals gibi oyunları Ultra'da, Battlefield 4, Crysis 3 gibi oyunları High'da oynayabiliyorsunuz. Açık dünya oyunlarına baktığımızda ise low medium arasında oynatabiliyor. Bu açıdan cihazı beğendiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü oyuncu bilgisayar değil sonuçta ama oyuncuları da belli bir süre götürebilecek ve bu fiyat segmentinde oyun oynatabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi olduğunu tekrar belirtelim. Isınma ve fan problemleri var mı? Bunlardan da biraz bahsedelim. Cihazda kesinlikle ince bir kasa ve sahip olmasına rağmen pek çok kişi şöyle düşünebilir. Fan küçük olduğu için bu sefer çok ısınma yapar ve bu sefer fan hızlı çalışır, ses çıkarır, cihaz fazla ısınır gibi asla ama asla düşünmeyin. Bu cihazın soğutma planı çok çok güzel bir şekilde yapılmış. Mühendislerine tebrik ediyorum, alkışlıyorum ayakta. Çünkü ne fan çok yüksek sesi çalışıyor ne cihaz ısınıyor. Örneğin normal kullanımda fanın sesini asla ama asla kulağınızı yaklaştırmazsanız duymanız mümkün değil. Tabii bir şey yoksa, fan hiçbir ses yoksa ortalıkta duyarsınız ama çok çok az bir ses çıkarıyor cihaz. Oyun oynasanız ya da yük altına alsanız bile cihazı, şunu belirteyim, kabul edilebilir seviyede bir fan sesi çıkarıyor. Bu çok normal zaten, performans gerektiren işlevleri yaptığınızda genel olarak cihazlar ısınacak ve fanlar daha yüksek hızda çalışacaktır. Bu anlamda ısınma olarak da yine cihaza baktığımızda sağ taraf hiç ısınmıyor. Oyun oynayın, arkada render açık olsun, bilmem ne olsun, hiçbir şekilde sağ tarafı ısıtamazsınız. Sağ taraf metal kasanın da güzelliği bu. Isıyı güzel dağıtıyor. Ama bu sağ tarafta kayda değer bir ısı yok. Sol tarafta hiçbir ısı yok. Yani bilmeyen birine getirin sağ tarafı, dokundurun cihaz çalışmıyor der. Oyun oynasanız bile bakın. Oyun oynayın, render çalışın arkada. Her türlü işi yapın, sağ taraf ısınmıyor. Sol tarafta kabul edilebilir bir ısınma var. Bunlar çok normal. Fan ve ısınma olarak cihazı bir kez daha tebrik etmek istiyorum cihazın mühendislerine. Çünkü ince bir kasa, ince bir fan, küçük bir fan anlamına geliyor. Buna rağmen oyun oynayıp yüksek güç altına alsanız bile cihazı kayda değer bir ısı
ısınma gördüğünüzü söyleyemeyiz. Son olarak da pil performansına değinmek gerekirse cihaz ortalama bir seviyede pil ömrü sunuyor. Değerler karşınıza geliyor. Genel olarak normal kullanımda parlaklığı %90, %80'e yakın, internet performansı, çoklu ortam, ofis vesaire pek çok uygulamayı beraber açtığınızda 3 saatin üstünde performans alıyorsunuz. Oyun oynarsanız zaten oyunun zevk almazsanız, takmazsanız güncel oyunlar, yüksek performans isteyen oyunlarda. Çünkü bütün laptoplarda olduğu gibi güç girişine bağlamazsanız cihazı grafik kartını tam performansta kullanmanız mümkün olmaz. Ama hani yük altına çalıştırıp render falan yapayım derseniz yine cihazın 1,5 saate yakın bir pil ömrü var. Bunun çok yüksek olduğunu söyleyemem. Zaten böyle 10 saat, 8 saat, 12 saat ya da öyle pil ömürlerini bekleyenler varsa Ultrabook alsınlar. Ultrabook'ların öyle pil ömürleri oluyor ama laptoplarda en fazla 5 saati falan görüyorsunuz. Bu cihazda da yine ortalama bir pil ömrü olduğunu söylemem gerekiyor. Cihazı genel olarak kimler almalı, kimler almamalı, buna da hızlı bir şekilde değinelim. Cihazı günlük ev kullanımı için alıyorsanız ofis kullanımları yapayım ve ben bunu uzun süre kullanayım. Evde çok 7 işlemcili olsun, şık kasası olsun, güzel görünümü olsun, hafif olsun, taşınabilir olsun, ben her yere taşırım. Pil ömrü de çok kötü olmasın, ortalama olsun diyenler için bu cihaz ideal bir cihaz. Ama şey yapıyorsanız eğer gerçekten ben oyuncu bilgisayarı istiyorum diyorsanız zaten biraz daha bütçe artırıp Monster bilgisayarlara da bakabilirsiniz. Diğer taraftan şimdi şeye bakarsanız yine şey tarafına iş tarafına bakarsanız ve bunu çalışanlarınıza dağıtmak isterseniz ince her gün işe götürüp getirilebilecek bir bilgisayar. İşlem gücü olarak başarılı, yine bazı hatta çoğu ofis belgelerine, bütün ofis belgelerini, iş belgelerini açabilirsiniz. 3D şey yapıyorsanız, işlev yapıyorsanız 3D işiniz fotoğrafçılık vesaire gibi işlerse yine iş görür diyebilirim ama böyle 3D çalışmalar vesaire için daha yüksek bir bilgisayar, oyuncu bilgisayarlarına ya da Master'ın bu konuda yine özel bilgisayarları var. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Ama günlük kullanım için ofis belgeleri açsın, işte içerisinde orta seviye bir ekran kartı olsun vesaire diyorsanız yine Lenovo'nun Z500'unu önerebilirim. Ben Yiğit, bu videomuzda Lenovo'nun fiyat performans serilerinden IdeaPad serisinin bir üyesi olan Lenovo Z500'unu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.